Acaba telefona baksak mı? Bence bakmayalım. Albümler geri dönerse bizi salonda kıskıvrak yakalarlar. Vallahi kafamızda saç bırakmaz. Daha yeni gittiler. Nasıl dönsünler? Hastane arka sokakta. Ambulans nasıl o kadar çabuk geldi sanıyorsun? Alçıya almak uzun iş değil mi? Dönmezler daha. Hadi telefona bakalım. Hemen döneriz. Oh, peki. Alo? Kızım. Annemler. Sakın bir şey söyleme Çilek. Ablama bir şey diyordum da ne oldu? Alo kızım. Biz teyzenlerle sinemaya gidiyoruz. Geç kalacağız. Tamam söylerim. İyi eğlenceler. Bizi merak etmeyin. Ne diyorlar? Eda teyzemlerle sinemaya gideceklermiş. Akşam geç geleceklermiş de onu söylüyor. Neyse ki erken gelmediler. Hadi odamıza gidelim. Dur telefonu alayım. Belki gerekir. Tamam. Durun. Tam zamanında gelmişiz Firuze abla. Yakaladım işte. Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. Kaç! Son duvarı et Çilek. Daha hiçbirini ezbere bilmiyorum ki. Cem sakın bir şey yapma kızlara. İkinizin de saçını başını yolacağım. Sizin yüzünüzden Tuğçe'nin bileği zedelendi. Hı? Kırılmadı yani. Ah be! Ne fark eder ki? Doktor bir hafta boyunca kımıldamadan oturacaksın dedi. Sizin yüzünüzden Tuğçe'yle bir hafta boyunca görüşemeyeceğim. Ne yapayım ben şimdi size? Ne yapayım? Büyüklük et, affet. Sen de yandın. Uzak tanıkları gidiversek. İstersen seni de iyi de geri verelim ha? Ceren, Çilek. Bir şey yemedin. Hiç yiyesim yok. Sen de yemedin. Vallahi benim de hiç yiyesim yok. Bak Suzan bu meseleyi biraz fazla büyüttün gibi geliyor bana. Yani belki Betüş Hanım onları söylemek istememiştir. Bana onu savunup durma Arni. Kadın resmen senin bana layık olmadığını söylüyor. Kızacağına hala onu savunuyorsun. Hayır ben kimseyi savunmuyorum. Sadece senin içindeki mahalle karısını uyandıran şeyin bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Bak doğru konuş yersin kafana tabağa. Bak bağırıp çağırıp kapıyı çekip gelen sensin. Medeni insanlar gibi davransaydın ya. Yani ne bileyim Betüş Hanım'ı alsaydın karşına otursaydın. Sen ne diyorsun kardeş deseydin. Bir de onu dinleseydin. Daha iyi olmaz mıydı? Ben anlayacağımı anladım Avni Bey. Uzatma. Al bak bakayım şundan gelmişler mi? Gelmişlerse git derhal konuş en kısa sürede evi boşaltsınlar. Bakasım yok. Bak dedim Avni. Şimdi mi bakmayacağını tut hadi. Ya, tamam tamam bakayım. Bir şey göremiyorum işte. Perdelerini çekmişler. Ver bakayım. O zaman gidip kapılarını çal. Olur mu canım? Gece vakti insanların tadını kaçırmayalım. Sabah hallederim ben. Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem Avni Bey. Bu gece bu iş bitecek hadi. Ama... Hadi! Tamam. Kim geldi acaba? Annemler gelmiş olabilir. Ha, sakın kim ödemeden açma. Tamam. Sen dur, ben bakarım. Kim o? Benim Avni amcanı. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Anneniz evde yok mu? Yok, dışarıdalar. Hay Allah. Kaçta dönerler dersiniz? Bilmiyoruz. Sinemaya gittiler. Hay Allah. Önemli bir şey mi vardı? Peki görünmüyorsunuz. Yok yok önemli bir şey yok. Artık döndüklerinde uğradığımı söylersiniz. Söyleriz. Gördüğüm kadarıyla yalnızsınız galiba. Hı hı. İhtiyacınız olursa bize seslenin tamam mı? Bizi arayabilirsiniz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Ne söyleyecekti acaba? İçimden bir ses kötü bir şey diyor. Sence abicim? Ben sizinle küsüm. Oo, sen de mi perilere merak saldın? Var mı gelen giden? Saçmalama Avni. Ben canım şaka yaptım. He. Konuşabildin mi? Hayır.
Niye? Evde yoklarmış. Aa, yoklar mıymış? Sinemaya gitmişler. Çocuklara söyledim ama dönünce onlar benim uğradığımı söyleyecekler. Ya. Demek sinemaya gitmiş hanımefendi, öyle mi? Bak, gör işte. Ben alınmışım, kırılmışım. Kimin umurunda ha? Kadın utanmadan bir de kalkmış sinemaya gitmiş. Al, üç koşu pellerine bak. Kolay gelsin. Gözü pöklesin değil mi? Ama sen bak dedin Suzan. Avni! Ve her işi birlikte yaparız, tamam mı? Hop, 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 hop. Benim göbeğim de zıplayabilir. Sen bu göbekle 100 metreyi bile çok zor koşarsın. İzliyor musun abla? Yo, izlemiyorum. İstersen kanalı değiştir. Yok, kapatacağım. Ben de seyretmiyorum. Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Galiba. Abim bizimle oturmayınca çok üzülüyorum. Ben de. Küs olmak hiç güzel bir şey değil. Keşke abimle hep kavga etsek ama hiç küsmesek. Ya ama abimle kavga etmek çok eğlenceli. Ama bu sefer fazla ileri gittik Çilek. Bazen de o ileri gidiyor. Ödeştik. Acaba o yukarıda filmini mi seyrediyordur? Bilmem. Gel bakalım. Ya odasına gidince kızarsa? Görünmeyiz. Kapıdan ne yaptığına bakar geliriz. Tamam. Aman boş ver. Alo. İyidir. Senden ne haber Tuğçe? Nasıl ayağın? Biliyor musun, onlar da çok üzgünler. Ama ben ikisine de çok kızgınım. Ne demek onların aslında bir suçu yok? Of, bilmiyorum Tuğçe. Bıktım artık iyi abi gibi davranmaktan. Tamam, denerim. İyi geceler. Nasıl olmuş Tuğçe'nin ayağı abi? Siz ne zamandan beri oradasınız? Sahiden bıktın mı iyi abi olmaktan? Tamam, kabul ediyoruz. Seni bugün çok sinirlendirdik. Galiba Tuğçe bizi suçlamıyor. Evet ama ben suçluyorum. Ne vardı bugün filmi izlerken bizi rahat bıraksaydınız? Çok mu şarttı aynı anda istediğiniz filmi seyretmeniz? Abi, sorun bizim istediğimiz filmi seyretmemiz değil. Sorun senin bizim büyüdüğümüzü görmemen. Kesinlikle evet. Bu da ne demek? Biz de seninle korku filmi izleyebiliriz ve korkmayız demek. Siz? Evet biz. Biz artık büyüdük. Onların sadece film olduğunu biliyoruz. Peki, Freddy'nin kabusunu izlerken altına kaçıran kimdi? Geçen seneydi o canım. Ya gözlerini kapatıp çığlık atan, tir tir titreyip abi ne olur yanında yatalım diyen kimdi? O da geçen seneydi, Allah Allah. Peki, madem büyüdünüz kanıtlayın bakalım. Bu akşam bu filmi beraber seyredeceğiz. Tamam, koy VCD'yi. Ben de varım. Korkmazsak kaç haftalığını vereceksin? Çilek. Tamam Çilek, sen ışıkları kapat. Ben de filmi başlatayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.